Evet arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Nasılsınız? Şimdiden yaptığınız işlerde arkadaşlar başarılar diliyorum. Eğer kanalıma abone olmadıysanız, olursanız çok mutlu olurum, çok sevinirim. Ne kadar like atarsanız, ne kadar yorum yaparsanız benim için bu gerçekten çok iyi bir şey olmuş oluyor. Çünkü kanalımız gün günden büyüyor. Ben de daha güzel, daha uzun videolar yapmak için uğraşıyorum elimden geldiği kadar. Arkadaşlar, küçük de olsa yorum yaparsanız, like atarsanız çok sevinirim. Bugün yeni yılın ilk günü. 2021 Ocak 1. Güzel bir gün, güneşli bir gün. Hayvanlar evde durduğu zaman sıkılıyorlar, bunalıyorlar. Havalar böyle iyi olduğu zamanlarda her ne kadar evde beslesek de dışarıda gezmeleri gerekiyor. O yüzden aldım, dışarıya çıkarttım. Bir yandan da sizlerle muhabbet edeyim dedim. Tabii rahat verirlerse durmadan yürüyorlar. Kızım gitmeyin! Biraz böyle azarlamak gerekiyor. Aynı zamanda da sokağa çıkma yasağı var. Hepiniz bildiği üzere sokağa çıkma yasağı olduğu için sizler çıkamıyorsunuz eminim. Evinizde beni konuk ediyorsunuz. Ben de sizin yerinize böyle güzel doğada geziyorum arkadaşlar. Kızım gitmeyin. Tam bağımsız bir ülke istiyorsak, tam bağımsızlık ilk önce ailemizden başlıyor. Köyümüzden başlıyor. Eğer köylü tam bağımsızlığını ilan ederse ülkede bağımsızlığını ilan eder. Çünkü köyde insanlar eğer kendi ekmeklerini pişiriyorlarsa, kendi yoğurtlarını, sütlerini, peynirlerini yapabiliyorlarsa, kendi etlerini, kendi yumurtalarını üretebiliyorlarsa, yani öncelikle şehirlere bağımlı değillerse zaten bağımsızlıklarını ilan etmişler demektir. Ortalama bir çiftçi 20-25 kişiye çok rahatlıkla bakabilir. Yani 20-25 aile de olabilir tabii, çünkü yüzlerce dönüm arazi ekilebiliyor. O yüzden köylü üretirse şehirlerin de karnı aç kalmaz. Yani bağımsızlığınızı bir şekilde ilan etmeniz lazım arkadaşlar. Kızım gitmeyin! Bunları kovalayacağım derken dikkatim dağılıyor, kusura bakmayın. Yapabiliyorsanız, elinizden geliyorsa eğer, bu koronalı günlerde daha iyi anlamışsınızdır beni, ne demek istediğimi. Kendi yoğurtunuzu en azından evinizde kendiniz, kendi peynirinizi yapın. Aile bütçenizi daha az zora sokmuş olursunuz. Eğer bahçeniz varsa 3-5 tane tavuğunuzu alın. Yani düşünsenize, bir insanoğlu ne için yaşar? Bir düşünelim yani, bir insanoğlu ne için yaşar arkadaşlar? Kaliteli beslenebilmek için, kaliteli uyuyabilmek için, kaliteli gezebilmek için, değil mi? Bunların hepsi, eğer doğadaysanız, hepsi sizin elinizde. Ama doğada değilseniz, böyle değilsiniz. Resmen sömürü düzeninin içerisinde arkadaşlar, sömürülüyorsunuz ve sömürülmeye de mahkumsunuz. Hangi işi yaparsanız yapın, eğer kendi işiniz değilse ve patron değilseniz o işte, istediğiniz kadar çalışın. Sanki parka gitmiş de bir tatravalinin üzerine binmişsiniz gibi hissedin. Siz aşağıya doğru bastıkça birilerini hep yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Çok fazla çalışırsanız, çalıştığınız insanlar eğer dürüst insanlarsa sıkıntı yok. Eğer dürüst değillerse onları daha fazla zengin ediyorsunuz. Sonra hafta sonları, haftada bir gün izin veriyorlar. Ya da işiniz çok iyiyse haftada 2 gün, bu 2 günde de özgür olduğunuzu zannediyorsunuz. Pikniğe giderek, ne bileyim işte bir kafede oturarak, bir restorana giderek yemek yediğinizde mutlu hissediyorsunuz. Markete gidiyorsunuz ya da sağdan soldan işte bu tür işleri yapan doğal, ne diyorlar ona, organik malzemeler satan yerlere gidip ürün aldığınız zaman hem mutlu oluyorsunuz hem de işinize, dostunuza ikram ettiğiniz zaman mutlu oluyorsunuz. Neden? Organik diye. İyi de kırsalda yaşayan insanlar zaten bunu her zaman elde edebiliyorlar ki. Organiğin zaten kralını yiyorlar. Düşün, bir ay boyunca çalış. Ondan sonra aldığın ürünlerle köy yumurtası, gezen tavuk yumurtası, işte köy peyniri, tereyağı, köy tereyağı, işte orijinal bilmem ne,
işte doğal besinden elde edilmiş antrikot. Bunları almak için de çalıştığınız, emek ettiğiniz şeylere harcıyorsunuz. Kızım yapmayın. İdil yok bugün. İdil'i çıkartmadım. Şuraya belediye köpek atmış. Sarı bir köpek. Onlar geliyor. Koyunlar da ona alışık olmadıkları için sıkıntı yaratıyorlar. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Yani düşün, çalışıp kazanmış olduğunuz paraları da organik ürünlere harcıyorsunuz. Harcamadığınızı düşünelim. Uyduruk marketlerden uyduruk besinlerle çoluğunuzu çocuğunuzu besliyorsunuz. Kendinizi besliyorsunuz. Ve sonunda da sağlığınızdan oluyorsunuz. Bunun yerine eğer gidebiliyorsanız gidin. Böyle bir şansınız varsa yapın. Yoksa ileriki zamanlarda bu şansı elde edebilmek için çalışın, çabalayın. Artık yer mi alacaksınız? Nasıl bir şey yapacaksınız bilmiyorum ama bunu bir an önce yapın. Mutlu, sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyorsanız, kendi sağlığınızı kazanmak istiyorsanız yeniden en baştan bu dediğim şeyleri yapın arkadaşlar. Keçiniz olsun evinizde, her zaman taze sütünüz olsun. Yoğurtunuz olur, peyniriniz olur, yumurtanız olur. Bunları pahalı marketlerden organik diye yüzlerce lira para verip de almanıza gerek kalmaz. Kendiniz yetiştirmiş olursunuz. Kendi işinizi kendiniz yaptığınız için kendi işinizin patronu olmuş olursunuz. Yani bu dünyada siz başkaları için çalışıp emek verip faturaları ödemek için gelmediniz arkadaşlar. Bu dünyaya bir geliş amacınız var. Dini boyutunu zaten hiç işe katmıyorum. Dini bir boyutumuz var. Dini vecibelerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Tamam, bunu anladık. Ama bir de insan olmanın bazı gereklilikleri var. Sağlıklı suya ulaşabilmek, sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek, temiz ürünleri yiyebilmek ve barınabilmek gibi şeyler var. Düşünsenize şimdi çalışıp ev kirası ödüyorsunuz. Niye? Barınabilmek için. Sırf işte dairede yaşıyorum diyebilmek için. İşte sıcak suyumuz var. Tamam, bu çok lüks bir şey. İşte internetimiz var ama bunu köyde de yapabilirsiniz. Elinizden geldiği kadar uğraşın arkadaşlar. Kırsalda yaşamaya çalışın. Eğer böyle yapmazsanız, sırf şehirde yaşamak adına, eğer böyle yapmazsanız evlendiğinizde eşiniz de çalışmak zorunda kalacak. İster beni dinleyenler arasında, ister erkek olsun, ister kadın olsun fark etmez. Eşiniz de çalışacak ve birbirinizi görmeden bir ömür bitireceksiniz. Mesai yaparken, çalışırken bir ömür bitireceksiniz. Çocuklarınızın büyüdüğünü göremeyeceksiniz. Çocuklarınızla birlikte büyüyemeyeceksiniz. Ama kırsalda yaşayanlar öyle değil. Sabah kalkıyor çocuklarıyla, akşam yatıyor çocuklarıyla, eşiyle. Bekarsa sevdikleriyle, anasıyla, babasıyla zaman geçiriyor. Çok kazanırsa kendine, az kazanırsa kendine. Bayağı çenem düştü, kusura bakmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ama hep böyle arkamda gezilmez ki ya. Hep böyle gezilmez ki ya. Allah Allah. Lan oğlum. Bak elimde yoncalar var. Bak burada sular taşmış. Kovadan. Hepsini ben nasıl halledeceğim? Hangine gücüm yetecek? Hı? Sen de geliyorsun böyle ayak altında.